Burada olan şurada kalır programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir arkadaşımızı tanıyacağız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Adınız nedir? Fatma. Kaç yaşındasınız? 26. Kaç hissediyorsunuz? 56. 56. 30 evet. Sene var. Neden? Evet. Sizden bir ömür daha var yani. Evet, neredeyse. Çok yıprattılar. Çok yıprattılar sizi. Üzdüler. Evet. Kırdılar. Şoförlük var mı Fatma Hanım? Var. Ne ehliyetiniz var? Nasıl ehliyetiniz? Ne ehliyetiniz var? A, B, C. B. B sınıf, evet. B. Otomatik mi kullanıyorsunuz? Hayır, manuel. Manuel kullanıyorsunuz. Evet. Bir kadın için çok değerli bir şey değil mi manuel kullanmak? Değerli ve zor. Değerli ve zor değil evet. mi? Pekala. Her yıl trafik kazaları oluyor biliyorsunuz. Hı hı. Bu trafik kazalarının 1/4'ü kadınlar yüzünden oluyormuş. Hı. Tüm kadınları trafikten çeksek daha iyi değil mi? Bazılarını çekmek lazımdır. Kimleri? Bilemiyorum. Nasıl bilemiyorsunuz? Kimleri? Bazıları kullanamıyor. Tamam, kim çok mesela? Çok yavaş sürüyorlar. Sarışınlar mı? Yok. Kimler? Bilemiyorum onu. Niye cevap vermiyorsunuz? Bilmediğim için. Bir kitle yönünüzü almak istemediğinizden mi? Hayır, hayır. Ama sen sarışınlar böyle mı, esmerler evet mi? Evet diyerek bir kitleyi karşıma almış olmuyor muyum? Hangi kitleyi alıyorsunuz kadınları. Peki? Tüm kadınları. Hayır, tüm ama kadınları. Ama siz bazıları dediniz. Bazıları. Yani şey dediniz onlar aslında. Onlar kendilerini biliyorlardır. Ben onlar onları bilmiyorum ama onlar kendilerini biliyorlar. Peki burada o kadınlara bir seslenmek isteseniz ne söylemek isterdiniz? Trafikten fazla korkmamak lazım. Hı hı. Yani çarpacaksak bir arabaya çarpacağız. Ya çarpacaksın ya çarpmayacaksın. Ya gideceksin evet. İkileme gerek yok diyorsunuz. Katılıyorum. Ne kadar güzel gerçekten. Bu kadar net olmanız o kadar güzel ki. Teşekkürler. Evet. Peki siz mesela iyi araba kullanır mısınız? Orta diyelim. Orta düzey derken nasıl mesela? Uzun yola gitme durumunuz var mı? Henüz hiç çıkmadım. Buradan Hakkari'ye gitme durumunuz var mı? Yok. Yani biz burada arkadaşlar toplandık. Fatma Hanım bizi Hakkari'ye götür diyoruz. Yok. Olmaz mı? Olmaz. Çok mu uzun? Çok uzun. Uzun yolun ne zorluğu var? Fazla yorucu olduğunu düşünüyorum. Ha, debriyaja bazı onun çağırtı sürekli bir zorluk var tabii. Değil mi? Ondan dolayı. Hı-hı. Şimdi size bazı şeyler söyleyeceğim. Tabii. Bunlara doğru yanlış diyeceksiniz kendi tamam. açınızdan. Hı-hı. Çok güzel. İyi aşçı kendi yemeğini yemez. Yanlış. Neden? Yer mi? Yemeli. Yemeli mi? Evet. İlk önce kendi bakmalı diyorsunuz tabii. Değil mi? Tüm aşçılara da buradan. Gururda duymalı. Yemeyenler? Yemeyenler bence o kadar iyi yaptıklarını düşünmüyorlar. O kadar da aslında kendine güveni yok diyorsunuz. Evet. Kendi aşçı zannedenler o kadar da iyi değil diyorsunuz. Evet. Şimdi dünyaca ünlü, dünyanın en iyi şeflerinden biri olan bir abimiz. Hı-hı. İsmini vermek istemiyorum ben burada. Yemiyormuş. Ne hissediyorsunuz? Hiçbir şey. Hı-hı. Kendisine güveni olmadığını düşünüyorum. Kendisine güveni yok diyorsunuz abi. Evet. Peki ya, ne kadar güzel. İyi terzi modaya takılmaz. Uymaz bu yani modaya. Bu düşündürdü beni biraz. Neden? Terzilik mi var? Yok. Hayır, tamam. O yüzden düşündüm aslında. Hı-hı. Yani hiç umurunda olmaz. Ben kendi diktiğim bir şey varsa her türlü o giyilir diyor. Hiç moda falan takıntısı yok. Yok hayır yanlış. Moda uyması lazım diyorsunuz. Tabii. Aslında terzi. Müşteri ne istiyorsa onu yapması lazım. Ha onun kendi yorumu olmaması lazım evet. diyorsunuz. Tamam sen kimsin dediniz terzilere. Tüm terzilere. Yok. Dediniz yorum katmasınlar dedim sadece. Ay kendinizi haddinizi bilin dediniz. Evet. Der misiniz bir kameraya bakıp terzi? Haddinizi bilin lütfen. Ne kadar güzel. Bir yalana 1000 özür dilenmez. Doğru. Doğru mu? Doğru. Bir yalana kaç özür dilenir? Bir kere dilersiniz. Karşı taraf... Bir daha da söylemezsiniz yalan. Evet. Olur biter. Yalanlar haz eder misiniz? Hayır. Asla. Doğru tektir değişmez. Benim için evet, diğer Hı-hı. insanlar için değişebilir. Nasıl yani? Ya benim doğrum bana her zaman doğrudur ama tamam. bir başkasında doğrusu olduğunu kabul edebiliyorum. Onu da kabul ediyorsunuz. Evet. O zaman doğru tek değildir. Yok o anlamda nasıl? Değil. Diyorum ki evet bu senin doğrun hı hı. ama bu da benim doğrum. Ben bunu kabul ediyorum. Bu hayatta kaç doğru var? 8 milyar insan varsa 8 milyar tane doğru var. Bilemiyorum onu. Peki hala. Aysun Kayacı haklıydı. Ne konuda? Aysun Kayacı'nın çok ünlü bir sözü var biliyorsunuz. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi? Ha, evet. Haklı mı değil mi? Değil. Neden? İnsanlar eşittir. Tüm insanlar eşit midir? Tabii Aysun Kayacı neyse dağdaki çoban da o. Peki dağdaki çoban neyse Instagram'da 1000 tane story atan adam bir mi? Bir. Bir mi? Hatta dağdaki çoban daha birisi. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Buradan tüm dağdaki çobanlara selam gönderiyoruz. Seviyoruz. Ama o 1000 tane story atanların Allah belasını versin mi? Vermesin. Ve onlar da mı? Siz çok insancılsınız değil mi? Yok değilim. Değil misiniz? Hiç değilim. Peki bu insancıl tavrınız neden?
sadece insanları olduğu gibi kabul etmeye çalışıyorum. Ve umursamazlık insanlara karşı. Beni ilgilendirmez diyorsunuz. Evet. Değil mi? Siz evet. kendi hayatınıza entegre olmuşsunuz. Biraz öyle. Ne kadar güzel gerçekten. Papaz her gün neden pilav yemez? Her gün aynı şey yenmez. Hı hı. Biraz değişiklik lazım hayatta. Papaz ama mesela pilavı var, kendi pilavı var. Yemiyor her gün. Niye yemez sizce? İstemiyorum, doydumuştur. Hı hı hı. Bir doyum noktası var. Papazlar vardır. Hakkında bir şeyiniz var? Hayır. Yok hiçbir mu? Bilgim yok. Hiçbir bilginiz yok mu? Hayır. Nedir papaz? Bir dinin hı hı. öncüsü. Öncüsü. Değil mi? Yani öncü olan mı? Çıkarar mı dini? İşte bilmiyorum. O kadar. Ne evet. kadar bilmiyorum ay, yani. Siz şeysiniz yine aynı. Ben kendim devam ediyorum evet. ve onlar beni evet, pek alakadar etmiyor. Pekala çok güzel. Ben kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. L çizen bir at hiç görmedim. Siz gördünüz mü? Görmedim. Ama satrançta L çizen bir at var. Niye sizce? Oyunun kuralı. Hı hı. Gerçek hayatla oyun her zaman daha farklı oluyor. Ondan. Hı hı hı. Siz gördünüz mü sizde? Ne? Ne çizen at? Hayır görmedim. Ama sadece satrançta var. Orada gördünüz ama evet, değil mi? Evet orada gördüm. Peki hala. Şimdi şöyle bir bilgi var. O bilgi üzerinden gidelim isterseniz. Gidelim. Shakespeare. Hı-hı. Biliyorsunuz ünlü bir yazar. Evet. Rahmetli. Shakespeare aslında Müslüman bir alimmiş. Hı-hı. Gerçek ismi de Şeyh Pir'miş. Böyle söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gerçeklik payı nedir sizce? Olabilir. Hı hı. Bu hayatta her şey mümkün olduğu Müslüman gibi. Müslüman bir ajan olduğu iddia ediliyor. Müslüman ilmini İngiltere'ye aktarmak istediği vesaire. Konu hakkında pek bir bilgim yok. Hı hı. Şeyh Pir. Yorum yapsam biraz hı hı. kötü kaçacak. Siz de böyle bir ajan olmak ister miydiniz? Yok yapamazdım. Öyle. Olmaz mıydı? Yok olmazdı. Neden? Çünkü yalanı sevmiyorsunuz bir kere. Yalanı sevmiyorum, yalan da söyleyemiyorum. Yalan da söyleyemiyorsunuz. Kolay. Gülmeye falan başlıyorum. Peki anlar mısınız yalanı? Anlayamıyorum. Yalanı da anlayamıyorsunuz. Bu umursamazlık seviyeniz gerçekten. Gerçekten. Bu umursamazlık mı oluyor? Kesinlikle umursamazlık. Şimdi şöyle bir soru soracağım size. Aslında yaşanmamış anları yaşanmış gibi hissetmeye ne denir? Dejavu. Hayır. Ne? Bir şans daha vereceğim. Yaşanmamış anları yaşanmış gibi hissetmeye ne denir? Ben de dejavu diyebiliyorum. Peki söylemek ister misin? Tabii ki de. Yalnızlık. Yalnızlık. Neden yalnızlık? Öyle işte. Evet. Kediniz var mı? Yok. İster misiniz? Hayır. Hayvan seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Hayvan, bazı hayvanları seviyorum. Mesela? Köpek severim ama büyük köpekleri. Küçüklerden hı-hı. korkarım. Küçük varlıkları sevmiyor musunuz? Evet. Civciv? Korkuyorum. Ciddi misiniz? Evet. Küçüklere tamam, karşı. Bir şey olmasın hı-hı. ama hani... Benim yanımda durmasın. Evet. Neden? Böyle bir huylanma, bir aa, korkma. Büyük bir hayvan seviyorsunuz ama. Evet. Köpek olabilir, hı-hı. büyük olacak ama. Ama küçük böyle... Neydi onun adı? Civciv. Funi falan. Hı-hı. Funi. Evet. Funi tarzı bir şey. Evet. Onun tarzı benzer bir şey sevmiyorsunuz. Evet, sevmiyorum. Kedi minik kedi. Büyük hı-hı. kedi sever misiniz? Yok, kedi sevmiyorum. Kedi sevmiyorsunuz? Evet. Niye abla sen burada korkar mısın? Yok korkmam. Tamam peki yani. Kedilere nankör diyorlar. Hı hı. Sizce bu haksızlık değil mi? Bilmiyorum kedilere karşı bilgim olmadığı için. Hı hı. Hani nankör diyorlar sen onu beslersin büyütürsün ama böyle saldırır sana falan. Nankörlükten gelir diyorlar bu diyorlar doğru mu? Bilemiyorum ama kedilerin aslında sevgi hı hı. verme tarafları da var. Hı hı. Sevgiye aç olan insanlara daha çok yanaşıyorlarmış. Öyle mi? Böyle bir şey de var. Demek ki insanla alakalı olabilir mi o zaman? Olabilir. Sahibiyle tabii. alakalı. Olabilir. Yani sahipleriyle alakalı sorunlar var. Doğru söylüyorsunuz tabii ki. Peki bir kedi geldi size. Küçük bir kedi. Hı hı. Siz tabii ondan uzak duruyorsunuz. Evet. Size nankör dedi. Ne hissedersiniz? Kedi mi bana nankör diyecek? Bir şey hissetmezdim herhalde. Hı hı. Ne düşünüyorsun? Ben çoktan kaçmışımdır o kedinin yanından. Evet, evet. Büyük bir kedi olsa da mı? Ne tabii. kadar büyük olabilir diyorsunuz. Zaten kedi. Yani evet. Ufacık bir şey diyorsunuz değil mi? Kediden hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Değil mi? Yok o anlamda değil. Korkuyorum hı hı. diyelim. Peki şimdi benim sorularım bitti. Evet. Terzilerle alakalı duruma tekrardan gelelim isterseniz. Terzilere tamam. birazcık böyle kendini beğenmiş falan dediniz çünkü. Aşçılara da öyle bir şey oldu.
İstiyorsanız bir genel değerlendirme yapalım. Yapalım. Ondan sonra devam edelim. Adınız Fatma, yaş 26. Siz 52 mi hissediyordunuz? 56. 56 hissediyorsunuz. Bir de yani çift katından daha fazla hissediyorsunuz. Evet. Çok yaşlanmış hissediyorsunuz. Beni çok yordular diyorsunuz. Şoförlük var, iyi sürerim dediniz. Orta seviyenin bir üzeri falan dediniz. Ama uzun yola asla çıkmam dediniz. Evet. Uzun yola alakam olamaz dediniz. İstanbul benim avucum gibi dediniz. İstanbul'da full dolaşırım dediniz. Çok güzel. Her yıl trafik kazalarında dörtte biri kadınlar yüzünden oluyor dedim. Ya kadınların bazıları iyi dediniz, bazıları kötü dediniz. Ben ne işin hepsini karşıma alayım dediniz. Niye bana böyle bir soru sordun dediniz. İyi açı kendi yemeğini yemeze yanlış dediniz. Evet. Kendi güveni yoktur dediniz. Ben en iyi açılardan birinin böyle yaptığını söyledim dedi. Onun kendine güveni yoktur demek ki dediniz. Yani söylediğinizin arkasında durmak için dünyanın en iyi açılarından birini bile karşınıza alabiliyorsunuz. Bu da sizin ne kadar dirayetli olduğunuzu gösterir. Evet, bu da çok güzel bir şey. İyi terzi modaya uymak zorunda dediniz. Eğer modaya uymayan terzi varsa da modadan anlamıyordur, terzi falan da değildir dediniz. Moda demedim. Her eline iğne iplik alan terzi olsa diye söylediniz, modaya uymaya çalışırız dediniz. Böyle bir şey söylediniz gerçekten. Aldım. Bir yalana bin özür dilenmez dediniz. Bu evet. Doğru dediniz. Bir yalan söylerse bir özür diler, bir daha yalan söylemez dediniz. Doğru tektir değişir mi? Benim doğrum değişmez dediniz. Ama başkasının doğru da beni umursamam dediniz. Gerçekten bir umursamazlık var. Bu çok güzel bir şey. Aysun Kayıcı haklı falan değildi dediniz. Daha da çoban da bir, o da bir dediniz. Ama Instagram'a bin tane story aynı anda atan adamın Allah belasını versin dediniz. Papaz her gün niye pilav yiyesin? Papaz da insan. O da farklı bir şey yiyebilir. Tabii. Sonra bir dinin önderi dediniz papaza. Önderlik vasfını yüklediniz evet, papaza. Evet, orada battım değil mi? Valla batmak az bile falan deyip devam edelim. ben hayatımda hiç leçten at görmedim. Siz de görmemişsiniz ama siz satrançta oyunun kuralları vardı dediniz. Bu hayatta bazı oyunlar vardır. Bu kurallar işlenir. Ben bu kurallara göre devam ederim de dediniz. Bu konu hakkında da böyle bir yorumunuz var tabii ki. Aslında yaşanmamış anları yaşanmış gibi hissetmeye ne denir dedim. Dejavu dediniz. Ama doğru değildi, yalnızlıktı. Neden yalnızlık? Şimdi yalnızlıkla alakalı bunu isterseniz izleyenlere bırakalım. Tamam. Ben size daha sonra bunun asıl sebebini söyleyeceğim. Tamam. Tamam, pekala. Kediniz var mı? Yok. Sevmem, nefret ederim, iğrenirim. Civciv falan aman benden uzak durun. Küçük şeylerden haz etmiyorsunuz. Siz zaten fiziki olarak da uzun bir insansınız. Ve küçük şeyleri sevmeniz de doğru karşılanabilir aslında. Ve büyük köpekleri de ayrıca çok seviyorsunuz. Evet. Evet. Dalmaçyalı falan sever misiniz? Büyük ama. Olabilir. Benekli böyle. Evet, pekala. Kedilere nankör diye söylemek, ya dediniz sahibiyle alakalı bir şey olabilir dediniz. Kedilere de haksızlık edilmesi işini burada dediniz. Ama sarışın kadınlara bunu söylemeniz çok hata oldu tabii ki. Bir kedi gelse size nankör diye söylese pek de umursamam dediniz. Ki hayvan bana niye nankör desin? Hayvan da konuşmayı bilmiyor diye düşünmüş olabilirsiniz. Evet. O da çok mantıklıydı. Benim sorularım ve incelememiz burada bitti. Çok nasıl buldunuz programı? Çok keyif vericiydi. Hı-hı. Hiç korktuğum gibi olmadı. Hı-hı. Peki buradaki her şeyin doğru olduğunu emin misiniz? Hayır. Hı-hı. Siz, ben size doğru yansıttım değil mi? Fazlasıyla. Hı-hı. Tamamıyla ne söylediysek doğru. Hayır. Peki buradan özür dilemek istediğiniz bir şey var mı? Yürü. Buradan özür dilemek istediğiniz sarışınlar. Sarışınlar, evet. Aptal dediniz. Ve aşçılar. Terziler? Hayır, asla. Asla. Hala arkasındayım. Modaya uyacaksın. Modaya uyacaksın. Evet. Tamam. Şimdi siz kapatacaksınız programı. Haftaya görüşmek üzere vesaire diye söyleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Çok iyi oldu. Kestim. Bir de şey diyeyim. Tüm sarışınlara yeniden söylüyorum. Aptalsınız deyin. Tüm sarışınlara yeniden söylüyorum. Aptalsınız. Teşekkür ederim. Güzel oldu.